Team4'ten herkese merhaba. Salı Pazar'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Derbi haftasının öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı hatasız kapattı. Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında 4-3 kazandı. Galatasaray'da evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle. Fenerbahçe maçıyla başlayalım isterseniz. Fenerbahçe 7 gollü maçta 4-3 kazandı. Orada tabii maçın son dakikalarında yaşanan kırmızı kartlar ve Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar maçın önüne geçti. Maçtan çok daha konuşulan, tartışılan bir konu oldu. Kaan, seninle başlayalım istersen. Nasıl değerlendiriyorsun? İşte Fenerbahçe hata yapmadı dedin ama hatayı Mert Hakan'ı oyuna sokarak İsmail Kartal yaptı. Yani onun kırmızı kartına değinmeyeceğim bile. Yani gayet haklı bir kırmızı kart. Denecek hiçbir şey yok. Maçla ilgili daha uzun konuşabilirdik ama vaktim dar. O yüzden çok girmeyeceğim. Fenerbahçe 3 büyükler dışında oynayacağı en zor deplasmanı oynadı bence bu sene. Gideceği en zor Anadolu deplasmanıydı. 3 puanla döndü. Daha iyi bir skorla da dönebilirdi. 2 golü çok ciddi hatalarla. 3 golü de hatta penaltıyı da ekleyerek söyleyeyim. Ciddi hatalar zinciri sonucundaydı. Mutlu olunması bir gece ama mağlubiyet alınmış kadar mutsuz. Bunun nedeni de her şeyden önce Türkiye'de hakemlik müessesesinin tamamen bitmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de hakeme güven diye bir şey yok. Ben de şahsen o yüzden hakemin sözüne güvenmiyorum. Fred'in atılmasında birçok Fenerbahçeli gibi ben de üzülerek kasıt aramak durumunda hissediyorum kendimi. Çünkü mantıklı gelmiyor. 99. dakikada arada 4 saniye varken dönüp bir kart gösterilmesi. Sonraki maç sezonun Fenerbahçe için en önemli maçı. Özellikle geçen sezon Fenerbahçe evinde çok ağır bir şekilde kaybetmişken Galatasaray'a. Bu maçtan önce Fenerbahçe'nin beyni tek hamleyle kesildi ve atıldı Fenerbahçe. Beyni olmadan çıkacak maça. Bilinçli olduğunu mu düşünüyorsun? Bilinçli olduğuna inanıyorum. Yani bilinçli olduğuna inanmamın sebebini de şöyle tekrarlıyorum. Belki gerçekten küfretmiştir. Fred benim babamın oğlu değil, tanımam. Çok küfürveraz bir adamdır belki, olabilir. Ama ben hakemlik müessesesine güvenmiyorum Türkiye'de yani. En açık örneğiyle bu hafta içi Halil Umut Meler'in yaptığı açıklamaların tamamen Faruk Hoca'ya atlamak için olabildiğini görebiliyorum. Çünkü ben hürriyete, bu günümüzün hürriyetine, iktidarın gazetesine bir söyleşi veriliyor. Deniyor ki ya işte Faruk Hoca'yı ben asla affetmeyeceğim ama Emre Belezoğlu provoke etti. Hepimiz yıllardır medyanın içindeyiz. Hepimiz yani bilmeyenler için de çok iyi bu medyada kullanılmasının sebebi işte suçu başkasına yöneltmektir. Ya provoke edildi, kandırıldı. Çünkü abi Faruk Hoca 3,5 yaşında çocuk ya. İşte yani onu diyecektim. Bu adam ya, milletvekili, şirket yönetmiş, kulüp yönetmiş, bu adam kandırılabiliyorsa. 200 metreden yürüyor, geliyor, protokolden yani iniyor, koşuyor. Emre Belezoğlu yani telefonla mı provoke etti? Ben çok merak abi, ediyorum. Abi akli bali değil mi abi Faruk Hoca? Nedeni çünkü Emre Belezoğlu eski İktidar Partisi milletvekili değil. Yani burada bunları artık konuşmaktan çok sıkıldım, girmek de istemiyorum. Halil Umut Meler diyor ki provoke eden o, benden özür dilemedi. Videolar çıkıyor, sarmaş dolaş gidiyorlar. Hangisine güveneyim, neyine güveneyim? O adam yani Faruk Hoca alçakça bir saldırı yaptı hakeme, Halil Umut Meler'e. Kabul edilemez. Aşağılık bir saldırı yaptı. Ama bunun üzerine her şey taraftarlar buna bağlayacaksa, futbol konuşamaz hale gelecekse ki geldik. Futbol oynanmıyor ülkede. Bu hafta Türkiye Süper Ligi'nde bir UEFA çatısı altındaki birlikte bir maç bitemedi. Hakem sahaya, başkan sahaya girip takımını çekti. Futbolcular yalvardı ve hani yemin ederim şey korkusunu yaşıyoruz. Öyle bir yer haline geldi. Hakem yani başkan kenara geldiğinde de saldırmaya mı geliyor diye düşünecek noktaya geldik. Pazar günü yakın tarihin süper finalde oynanan final maçından beri daha gergin bir derbiye gidiyoruz. Orada hani mesela bu gerginliğin hesabını kim verecek onu da merak ediyorum. O maçta bir tane kendini bilmesin, biri sahaya bir şey sallasa, birini yaralasa hesabını kim verecek çok merak ediyorum. Yine benzinlik yakar mısınız? Yani işte bunlar
sonuçta Pasolik çok güzel çözdüğü için bu sorunların tamamını artık stadlarımızda hiçbir sorun yaşanmıyor. Çok teşekkür ederiz Pasolik uygulamasına. Ağır cezalar da bu gerginliği yaratmak, yani ortadan birazcık da olsa kaldırmak için mesela Fenerbahçe'ye de biraz görev düşmüyor mu? Şu Fred olayıyla ilgili. Bence bu ortadan kaldırmak için abi Fenerbahçe'den Galatasaray'ın kapatılması gerekiyor. Başka türlü kalkmayacak yani. Bu biz... Ama hani... Fenerbahçe... Hayır, şu son olayla ilgili diyorum. Mesela Fred'le ilgili kesinlikle Fenerbahçe yönetimi ve İsmail Kartal Fred'le konuştu. Ve hani ondan bir bilgi aldılar. Eğer Fred hakaret ettiyse Fenerbahçe yönetiminin bununla ilgili bir açıklama yapması birazcık bence bu ortamı, gerginliği yumuşatır. Yapsın, çıkıp yapsın. Abi onu siz da Türkiye'de bunların çıkıp, böyle bir şey olabileceğini düşünüyor musunuz? Ama Türkiye'de bunun olmayacağını ya? Biliyoruz. Ya şimdi dünden beri de Galatasaray'dılar şey diyor, o zaman Ali Koç çıkıp açıklama yapsın. Ali Koç çıkıp açıklama yaptığında da senin yüzünden hakem dövüyorlar bu ligde diyorlar. Yani açıklama da yapamıyor. Ta oyuncusunun arkasından nasıl duruyor? Tahkime gittiğinde işte itiraz edecek. Böyle duruyor. Bunun ötesinde yani bunun aynısını kimseden futbol konusuna geldiğimizde empati beklemiyorum. Aynısı dün ters çevresi işte 99. dakikada Karagümrük maçının Torreira'ya yaşansa aynısını Galatasaray'dılar Fenerlilere, Fenerliler Galatasaray'dılara söyleyecekti. Bunun da hani Fenerbahçe bunu moral bir yükseklikle, ahlaki bir üstünlükten yapıyor demiyorum bu. Bu noktada ama dün işte maçı falan konuşmuyoruz. Geldiğimiz noktada işte hani öyle bir noktaya geldik ki pazar günü mesela bir hakemin en onarı olacağı görev olması lazım. Ben Türkiye Cumhuriyeti içinde bir tane hakemin değil bir tane vatandaşın bile pazar günü maçı yönetmek isteyeceğini zannetmiyorum. Hakemin için tam haşlanmış patates. Herkes evet. Elinden atmaya çalışıyor. Evet, çünkü yani. Son kariyerinin son maçı olacak. Ne olur Galatasaray'da kazansa, Fener'de kazansa. Bu arada onu söyleyeyim. Hakemin, yani ben olsam mesela Fırat Aydın Usta'ya rica ederim. Zaten hakemliği bıraktım. Bir maç gel yönet. Yani senin kariyerin bitsin diye. Çünkü yönetilemez bir hale geldi. Ya ben çok ciddiyim. Şaka da yapmıyorum. Aydın Usta'nın kaldırabileceği bir maçtı. Onun da çok kaldıramadığı maç da gördük. Şimdi ben yani diyecektim. Şimdi... Fırat Aydın Usta yorum yaparken güzel yorum yapıyor da hakemlik yaparken de gördük abi. Yani bu sene ben çok ciddi söylüyorum. Yani Mehmet Büyükekşi istifa etmediği sürece, ki istifa edemez Mehmet Büyükekşi. Ona istifa et denmesi lazım. Etmediği sürece ben bu sene ligi tamamlayabileceğimizi düşünmüyorum. Yani bizim başımıza çok ciddi anlamda bir iş gelecek. Bir UEFA liginde, UEFA çatısı altındaki bir ligde her hafta saçma sapan 20-30 tane olay oluyor. Alt liglerde Bursaspor'un oyuncuları istikrarlı olarak Diyarbakır'dan hangi takım geliyorsa onu dövüyor. Bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Ama aynı zamanda Kayserispor maçının çıkışında Gazze'ye giden devlet başkanı gibi hakem savunuluyor. Orada bir oyuncuya sahip çıkamıyor. Mehmet Büyükekşi'ye o zaman şey sormak lazım. Mesela kim sorumlu atletlerden? Şu anda yeter demek yani istiyorum ben. Yeter demek istiyorum. Mesela sürekli Diyarbakır'ın takımlarının oyuncuları dövülüyor. Mesela evet. Karayolları mı sorumlu mesela şeyden? Ya bu arada da işte yani bunun olacağı Bakanlığı da belli sorumlu. Abi tamam mı? Yani her Bursa Diyarbakır, Bursa Ahmet filan maçı böyle geçerken abi hiçbir şey yapmamak ya, adamlar ölümden döndüler gerçekten tabii ya, yani. Fotoğraflar var, uçan tekme hakeme şunlar. Bu arada bunlar, koridorlarda filan başkanlarını, şu fotoğraf geldi şimdi ya, koridorlarda filan dayak yemeye devam etmişler adamlar. Koridorlarda da dövmeye devam etmişler. Yani bir oyuncunun burada farkında değil herhalde. Sayın Büyükekşi görmedi herhalde. Oğlum, burası kafasına... filminden görüntü gibi lan. Farklı tekman bu böyle bir şey. Ama uçak hani... inanılmaz güzel. Yani mesela MMC'de şey... MMA'de filan şahane şey yapar abi. Yani prim yaparsın şu an. Bu nasıl bir hareket abi ya? Bu şey de ve oyuncu en fazla işte 2 hafta kadro dışı bırakılır. Kim ağır verirler 3 hafta. 3 hafta kadro dışı ne verirler. Ne olacak? Çünkü o makbul olan takım biri, diğeri değil. Böyle böyle Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biriydi Bursa. Anadolu'nun ilk şampiyonuydu. Bitirdiniz. Onu da çürüttünüz. Daha birçok değerini çürüttünüz bu futbolun ligini. Koskoca daha Gaziantep Spor'u çürüttünüz. Eskişehir Spor'u çürüttünüz. Sonunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı da çürüteceksiniz. Çünkü
elinize attığınız her şeyi çürütüyorsunuz böyle, yani her şeyi çürüttünüz. Bu arkadaşlar da, şimdi orada bir ekleme yapayım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diyoruz da bu arkadaşlar da yönetimlerine AKP'ye yakın bir takım isimler alıyorlar abi, rica ediyorum. Şimdi sanki biz bunların hepsini böyle bir hop diye Galatasaray, Fener, Beşiktaş'ı dışarı çıkartalım. Hiç, herkes Tukaga değil abi. Herkes başkanı bu da sorumlu içinde. Tutarım. Hadi Hasan Arat yeni geldi diyelim. Hepsi Ahmet Nur Çebi'den alalım. Hepsi bu büyük etçiye ses çıkarmadığı için birinci dereceden sorumludur. Valla 6 ay önce sezon başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç nelerle çok umutluyuz. Çok umutluyuz. Yaptığı işlerden filan diye kendi açıklaması işte vardı. Birkaç ay geriye git. O umutluysan önce nelerle itham edildi. Ya bak, sonra ben umuda dönüyor. Yani bu ikiyüzlülük beni çok yoruyor. Ben maçla ilgili şöyle söyleyeyim. Gümbürtü'ye gitti. Sezonun en iyi maçlarından biri gerçekten Gümbürtü'ye gitti. Yani futbol olarak en heyecanlı, en gelgitli maç. Hakikaten şu kararla, kararın tartışılmasıyla Gümbürtü'ye gitti. Ben Kaan'la aynı şeyi düşünmüyorum. Ben görüntüyü herhalde bir 50 kere falan izledim. Zorbay Küçük olay yerini terk ederken gidiyor. Yani görüntüyü izleyenler mutlaka ne demek isteyeceğimi anlamıştır. Abi Fred bir şey söylüyor ve hışımla dönüyor Zorbay Küçük. Tereddüt etmeden kırmızı kart çıkartıyor. Ben orada bir küfür edildiğini düşünüyorum. Onu bir ekleyeyim öncelikle. İkincisi, aslında şey diye girecektim söze. Hakemler de insandır. İnsanın içinde olduğu her şeyde hata olur diye. 17 kulüp, ben bunu ısrarla söylemeyi çok seviyorum. 17 kulüp abi hakemleri yağlayıp ballarken gayet iyiydi o zaman. Hala aynı şey yapılıyor. Galatasaray yalnızlaştırarak 17 kulüp bir arada olup bunu yapamıyorlar. 17 kulübü çekemiyorlar şu anda da. Ama Ali Koç çok açık bir şekilde işte şeye gidiyor, Beşiktaş Başkanı'nın yanına gidiyor. Efendim biz aynı değerleri savunan iki kulübüz, bilmem ne filan. Yani o lafın nereye geldiği açık. Zamanında abicim bu hakemleri yalamayıp Kulüpler Birliği bildirisi o zaman işlerine geliyordu çünkü. Hakem temizlemeye çalışsalardı ve hakemleri şey yapsalardı abicim, ne derler, bazı hakemlere el çektirilseydi bu işler buraya kadar gelmezdi. Hakemlik müessesesine sen ne kadar güvenmiyorsan ben 10 kat güvenmiyorum, öyle söyleyeyim. Zorbay Küçük'e sen ne kadar güvenmiyorsan ben 10 kat güvenmiyorum. Yani işte aynı Zorbay Küçük 4-5 hafta önce Kadıköy'de bir maç yönetti. Nasıl maç yönettiğini gördük, Fenerbahçe Trabzonspor maçını. Üstelik arkadaş oyuncu kırmızıda mesela o sayıyı atamıyor. Oradaki atmosferden etkilendi falan diyor. Şimdi zaten bu cümleyi sarf eden bir hakeme Fenerbahçe maçı ya vermeyeceksin. Neden etkileniyor onu da merak. Tamam, 11 maçta 7 kırmızı kart çıkaran adam Fenerbahçe. Ya neyse, orada vermedi. Ya abi, 2 maçta bir Fenerbahçe'nin tarihinde kırmızı kart görmen gerekiyorsa görürsün abi. O da ayrı mesele. Şimdi ben pozisyonları hiç hatırlamıyorum ama ben bu pozisyon için şeyi söyleyeyim ya. Ben hakem savunacak değilim ama burada bir küfür edildi. Ben küfür edildiğini düşünüyorum. Her şeyi de ekleyeyim. Ben mesela size de söyledim ya, ben Dursun Özbek olsam çıkarım. Ya bunu da böyle dalga geçer mahiyetli değil. Gerçekten çok samimi şekilde biz Fred'in oynamasını istiyoruz. Lütfen oynatın. Bundan sonra cezasını bizim maçtan sonra çeksin derim. Çünkü bir futbolcuya bu kadar bağlı olunmanın ben mantığını da anlamıyorum. Geçen sene Galatasaray Torreira'sız, Icardi'siz abi 3 taneyi attı çekti geldi yani. Torreira yoktu ki Galatasaray'ın neredeyse %50'si filan. Biz burada hep konuştuk da bunları yani. Yani bir Fred'in olmayışı abi, Fenerbahçe yandı bitti kül oldu diye düşünmenin de manası yok. Bu bir taraftan sahada oynayan, Fred dışında oynayan 10 tane futbolcuya da hakarettir. Yani Dzeko'ya, Tadic'e, bilmem kime filan işte orada savunmada oynayana, kalede oynayana şey diyorsun. Ulan siz Fred olmazsa hiçbir şeysiniz filan i̇şte diyorsun. İşte ama öyle 4 maç oynadılar. Abi öyle olmaz ama işte. Ben doğru olmadığını mesela düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ya neyse. Bu hocanın problemidir. Alternatif üretemiyorsan... Abi burada yapacak ben, bir şey yok. Ben yani akşamdan itibaren şunu söyleyeyim. Bir kere Fred ne alır ne almaz ben onu bilmem abi. Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi büyük, kendisine büyük diyen kulüpler. Bir kere ben dün akşam mesela Fenerbahçe başkanı ben olsaydım Mert Hakan'a derdim ki soyunma odasındaki bütün eşyalarını al. Kulüple bütün bağın gitmiştir. Çünkü abi bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Bu arkadaş en Fenerbahçeli benimi sahada yansıtamadığı için sürekli abi en Fenerbahçeli benim oyunu oynuyor. Mert onu Samire'yi görüyoruz. Şu var abi. Mert Hakan hani oyunda olmasa da
kenardan falan evet abi müdahale işte, ediyor. Daimi olarak böyle beni oyunda İsmail yoksun. İsmail Kartal'ı gördünüz mü? Evet, adam çıldırdı. Aklını kaybetti adam. Gerçekten ben İsmail hiç Kartal görmedim. Çok sakin bir adam yani. Adam ya işte Hacı'yı delirtti koskoca yani bu. Sağda Osayi falan da çok büyük tepki gösteriyor. Ya ben mesela ben takım falan. Arkadaşı olsam Mert Hakan'ın ben bir daha suratına bakmam onu söyleyeyim ya. Hakikaten şey diyeyim mi? Suratına bakmam. Hani yani. Kayseri'den geri getirmezdim ki burada araya girip şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de inanılmaz bir gerginlik var. Yani anlam veremediğim bir gerginlik var. Çünkü hani 99'a gelmeden önce Ciku çok net bir penaltı yapıyor. Öyle penaltı yapıyor ki ya eli acıyor. O kadar sert eline isabet ediyor top. Aklını kaybetmiş şekilde Fenerbahçe oyuncuları şikayet ediyor, itiraz ediyor. Hakemi alkışlıyor filan. Hakemi alkışlıyor yani abi bırak penaltı yani. Oradan dönme ihtimali de yok. Ha, bu arada Mert Hakan'ın pozisyonu faul. Atıyor sırtından. Yani ne anlamı var? 99. dakikada abi, Mert Hakan niye öyle bir faul ya. Yaptı mesela? İşte anlamadım orada, ki çok hata yaptı. O pozisyon gol olsa... Bütün fatura Mert Hakan'a yazılacak ya orada Mert Hakan hakeme itiraz ederek bakın hakem ben itirazımı yaptım hakem yanlış karar verdi elimden geleni yapıyorum mu göstermeye çalışıyor. Abi çözümü yani. Nedir o zaman o hatayı yapmamaya çalışacaksın yani o fatura ona kalana kadar işte geçen sene Giresunspor maçında Fenerbahçe'nin çöküşe geçtiği maç Serdar Aziz iki hata yaptı bugün kim hatırlanıyor Icardi hatırlanıyor. Şampiyonlukta Serdar Aziz yüzünden şampiyon olmalı. Futbolcu hata yapar. Böyle bir şeydir. Meslekte var. Ciku mesela 2 haftadır gol yediriyor takımında. Ciku kötü bir stoper mi? Hayır ama formsuz hata yapıyor. Yani bu kötü olabilir. Bu oldu. Bambaşka bir şey. Serdar Aziz zaten Fenerbahçe'nin işi Serdar Aziz'e yılda 4-5 defa düşüyor. Her seferinde çarçur etmeyi başarıyor Serdar. Yani mesela yabancı dil konuşan oyuncular o kadar iyi anlaşırken İsmail ile Serdar iki tane hani anadan Türkçe konuşarak doğmuş insanın nasıl bir top için asla anlaşamadığı benim akıl sır erdiremediğim bir olay. Ama Fenerbahçe çok gergin, sinirli, öfkeli ki yani önümüzde iki takım içinde inanılmaz bir tablo var. Ben pek hatırlamıyorum. 16 maç iki takım içinde 14 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. İkinci yarı böyle olmayacak onu söyleyeyim. Herkes böyle gideceğini düşünüyor da böyle olmayacak ikinci yarı. Ya bu zaten olağan dışı bir şey yani. Böyle olmaz yani. Bu arada da yani mesela işte bundan 3 gün sonra oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçında çok açık net belirtmek lazım. Kim kazanırsa hiçbir şey bitmiş değil. Sanki Fenerbahçe alırsa Galatasaray şampiyon olacak, Fenerbahçe şampiyon olacak. Galatasaray alırsa Galatasaray şampiyon olacak. Fenerbahçe için sonuçları daha ağır olur hava, gibi geliyor. Abi, hiçbir şey olmaz. Bak ben Türkiye'de çok uzun zamandır, yani sen de aynı şekilde hatırla. Abi derbileri kazanan değil, diğer maçları kaybetmeyen takımlar şampiyon olur. 3 tane, 4 tane derbi oynuyorsun tamam mı? Trabzon maçlarını bir kenara bırakırsak. Hadi Trabzon'u da say. 6 tane maç oynuyorsun. Abi 6 maç mı geride kalan 12 maç mı yani? Oralarda esas işte senin Kayseri'ye puan kaybetmemen. İşte ne bileyim Trabzon deplasmanında Adana deplasmanında puan kaybetmemen. İşte Antalya deplasmanında puan kaybetmemen daha önemli. Derbiyi çünkü kazanırsın kaybedersin. 3 puan. Ben bu kadar derbilere... Yani bu şeyi elbette bir moral motivasyondur. Hele bir de en yakın rakibini, birlikte mücadele ettiğin rakibini yenersen filan tamam ama abi geride 17 hafta var yemişim abi derbi yıkıp. Yani ben mesela pazar günü Fenerbahçe derbiyi aldı. Yani şey mi diyeceğiz pazartesi günkü programda ve lig bitti şampiyon Fenerbahçe. Abi daha 17 hafta var boş versiniz ya. Tabii ki yok. Hiçbir şey ama değil. Fener kaybetse de aynı şey olacak yani. Fenerbahçe'nin geçen sene ama 3-0 bitirdi. Büyük ihtimalle Fenerbahçe'deki psikolojik zayıflıktan kaynaklı. Abi değil öyle. Zaten ara giriyor yani. Kırılgan bir cami ya. Yani çünkü bir de üst üste şimdi iki tane maç kaybetme ihtimali var. İki takımın da birbirine. Bakın çok yanılıyorsunuz. Seni de dahil ettim sepetin içine. Türkiye günlük yaşayan bir ülke tamam mı? Yani bugün yaşarsın. Her konuda biz böyleyiz abi. Şimdi hatırlatmak için değil ama hakikaten 6 tane yedi Fenerbahçe. Kim konuşuyor şu anda abi? Bitti geçti abi. O gün yendi. Biz Türkiye'deki gündemleri de mesleki olarak böyle yemiyor muyuz abi? Yani normalde işte Türkiye'nin bir aylık gündemi Norveç'in 25 yıllık gündemi falan değil tabii yani. Ama ya yani 6 sadece... tane 7 diyorsun. Tamam da o bitti dönem abi. Maçta değil. Hem üstüne ya Jorge Jesus'u halıya sarıp gönderiyordu Fenerbahçe taraftarı ya. O...
Abi, yeni sezon başladı, gündem değişti. Yoksa... Tamam da yani bunların hepsi bir günlük işler. Bilemedin iki günlük işler. Üçüncü günde kimse hatırlamaz. Yani işte mesela X bir şey çizeyim abi, tamam, afaki bir senaryo çizeyim. Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi derbide. Üç gün sonra şey mi oynanıyor abi? Dört gün sonra Süper Kupa mı? Süper Kupa'da da Galatasaray yendi. Abi o gün o onu yapacak. Öbür de Süper Kupa'yı kazandı yapacak. Süper Kupa'nın ertesi gününde 30'unda hiç kimse hiçbir şey hatırlamayacak. Ya ben zaten yani bu arada ona göre bir yönetim de bekliyorum. Birinci hangisi kazanırsa diğerini öbürü kazanacak diye tahmin ediyorum. Yok benim ediyorum. Tahminim yani... ben size yayına girmeden önce de söyledim. Ben abi yani derbi maçın berabere bitirileceğini düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. 2-2 gibi geliyor. İsterseniz geçelim Galatasaray'a. Evet, ya Galatasaray'a ben, geçelim. Şimdi çok böyle arada, çok özür dilerim İlhan'cığım, konuşurken arada kaynamasın. Şimdi son yaklaşık 10 günde yaşananlar, Türkiye koşar adım UEFA'dan men edilmeye doğru gidiyor. Yani hakikaten biraz daha bir şeyler yaşanırsa Türkiye'de, yani dünyada sürekli Türk futbolu konuşuluyor. Sürekli Türk futbolu manşetlerde, işte bir gün başkan saldırıyor, öbür gün bir başka başkan takımı çekiyor. Yani bu arada da mesela o İstanbulspor maçındaki başkanın, ya ben bu kadar kötü bir tiyatro seyretmedim. Zaten ligden düşeceksin, maçta bir şey yok, pozisyonda hiçbir şey yok. Zaten işte şeye ne derler, İstanbulspor başkanı Trabzonspor başkanına bu maçlık değil filan diyor. Abi bu maçlık değilse niye o maçta çekiyorsun abi? Aptal mısınız siz yani? Ya hakikaten çok acı yani. İşte ertesi gün Bursa'da yaşananlar, Türk futbolu gerçekten koşar adım adım menedilmeye gidiyor yani. Bu Atletik'te falan yani şeyler çıkıyor. Abi herkes bunu, takımlar bunu bu paraları nereden futbolu buluyor gibi şeyler var. Biz çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi baştan şunu bir koyalım abi. Fenerbahçe, özellikle Fenerbahçe ve işte yanında bir takım takımlar var Fenerbahçe'nin. Mehmet Büyükekşi istemiyorlar. Biz Mehmet Büyükekşi için bir sene evvel ben ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Mehmet Büyükekşi'yi isteyen bir adam değilim. Ama, bir ama koyuyorum. Abi ben Ali Koç'tan daha Mehmet Büyükekşi istifa etmeli cümlesini duymadım abi. Duyan var mı? Mehmet Büyükekşi istifa etsin diyen var mı abi? Var mı abi? Bir tane başkan diyor mu abi ya? Bir tane başkan Mehmet Büyükekşi istifa etmeli desin. Abi bunu söylemeyin. Bunu söyleyebilmesi için abi, bir insanın bak, rica Türkiye'de. Abi bu arkasında... Türkiye'de evin bile olmaması lazım. Çünkü bunu söylediğin anda senin tepene Koç Holding'in sahibi o de zaman, bunu söyleyemez. O zaman girmeyeceksin bu işlere. Böyle... Kim girecek? Böyle... Senden mi yapacağız bu başkanlığını abi? Bu kadar olay olduktan sonra... Sen federasyon indirmeye çalışıyorsan benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Bu kadar kaosu sen mi yaratıyorsun diyor. Yapıyor demiyorum bak. Bu böyle çok Ahmet Çakar var bir cümle oldu. Kendini ateşe. Hakikaten öyle düşünmüyorum. Ama abi orayı düşündürmeye başlarsın. Çıkın abi deyin ki mesela Fenerbahçe Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç. Ali Koç desin ki bu arada da takım takım söylensin. Mesela desin ki işte 12 kulüp Mehmet Büyükekşi'yi istemiyoruz. Bu 6 kulüp istedi. Kalmasını istedi. Abi kimse söylensin. Abi sürekli gizli saklı iş olur mu ya? Yani bir kere herkes lütfen şu karnından falan konuşmayı bıraksın. 1500 kere konuştuk burada. Mehmet Büyükekşi orada duran bir figürdür. Onun arkasında bir siyasi irade vardır. Mehmet Büyükekşi'ye sen bu görevi bırak demeden Mehmet Büyükekşi o görevi bırakmaz. Kendi inisiyatifiyle de bırakamaz yani. O yüzden ya birileri çıksın bunu söylesin. Yani şey mi zannediyoruz? Mehmet Büyükekşi gittikten sonra X bir adam gelecek. Siyasi iktidardan ayrı mı olacak abi? Ya kimi kandırıyoruz? Yani bu arada da mesela ismi geçen adamlardan birisi Ahmet Nurçevi. Abi rica ediyorum ya Ahmet Nurçevi mi yönetecek yani? Yani federasyon başkanlığı makamı boş kalsın daha iyi. Hatta benim kedimi getirelim o koysun. O otursun böyle. Otursun oraya. Ya ben mesela Safet Sancar'da adını duydum. Kesin de MHP'den ihraç edilen bir adam TFF'nin başına getirilir. Bir şey söyleyeyim yani mi sana? Hiç hayır demem abi. Ben en azından futboldan gelen bir adam. Kimse de bir şey diyemez. Beşiktaş'ta oynadı kalsaydı. Üçünde de oynadı. Hepsinde oynadı. Yani Devlet Bahçeli çıksın işte. Yani üç büyük hakikaten hayır demez. Ya bir kere bak şu. Zaten az var yani. Bak Türk futbolunun temel sorunu şu, tamam mı? Türk futbolunun bütün yönetenleri abi, buna Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş
Başkanları filan da dahil, tamam mı? Abi bir takım zengin iş adamları, tamam mı? Futboldan bilmem neden, hiçbir spordan, o ahlaktan, o ruhtan hiç anlamayan adamlar Türkiye'de spor yönetiyor, Türkiye'de futbol yönetiyor, tamam mı? Şey dedi, Saffet Sancaklı geldiğinde en azından o ruhu bilebilecek bir adam olur, tamam mı? Ama şu da var, abi bir kere şu var olan sistemin tamamen temizlenmesi lazım. O kadar saçma sapan şeyler var ki, yayından evvel söyledim, şimdi Galatasaray maçına gireriz. Abi bir karar oluyor, VAR'a gidilecek, tamam mı? Gidilecek ya da gidilmeyecek. Hakeme bir şey söylüyor. Abi 20 tane futbolcu arkası şeyinde, tamam mı? Kümelenmiş ve biri bir kara gümrüklü bir şey söylüyor. Bir kara gümrüklü bir şey söylüyor. Bir Galatasaraylı bir şey söylüyor. Abi herif VAR'la konuşmaya çalışıyor. Seyircinin uğultusu var. O da herif ne konuştuğunu anlamıyor. Abi bir kere VAR hikayesi olduğu anda hakemin etrafının boşaltılması lazım abi. Hakem bir yerde duracak ve yanına hiç kimse gitmeyecek abi. Gidene çatır çutur sarı kart vereceksin. Yani Bundesliga'da kimse gidebiliyor mu? Gidemiyor abi. Hakem abi orada konuşmasını yapacak. Biz eleştiririz, eleştirmeyiz. Ayrı mesele, doğru karar verilir, yanlış karar. Ama abicim bırakın hakem bir karar vermeye çalışsın. Şimdi Galatasaray maçına geleceğim ben çok. Abi sana %100 katılıyorum. Hatta arttırıyorum. Bu itiraz olayının... Küfür ediyorsun. Bu itiraz olayının... belki de yani UEFA standardının dışına çıkılarak ya bizim özelimizde kararlar alınması lazım. Hakemlerin gerçi sahada korunması lazım. Şimdi bu hakemler iyi değil falan abi, konuşuyoruz tartışıyoruz ama. Rica ediyorum içinde, soyu tükenmekte olan panda değil abi ya. Neyi koruyacağız ya? Abi bak. sen hakemin her kararından sonra hakemin etrafındasın. Her karardan sonra hakemle birileri itiraz ediyor. Bu doğru ya da yanlış olmasından bağlı. Tamamen bağlı. Kaybettin abi. Doğru veya yanlış olmasın da değil ama, ya. Dün normalde işte o zaman var. Ben mesela sizden biri dese ki Kaan şu adam sana küfür etti güvenirim çünkü bir güven ilişkisi var ya da ne bileyim güvendiğim başka Türkiye'de bir kurumun söylediği şeylerin güvenmeye çalışıyorum. Ama bu yani bir şey uzunca süre kötü yapıp ondan sonra bize güvenin demek mümkünatı yok. Ya bu abi bu sevgilinle de böyledir, arkadaşınla da böyledir, kurumlarla da böyledir. Seni mesela bugün hiç kimse 20 yıldır güvenmediğin partiye oy vermeye de ikna edemez. Onu söylemeye çalışıyorum yani hakemlere... Evet ama hakemler hiç kimse hakemler çıkıp bunlar. Aklı başı, hakemler bunlar ama o zaman hani oynamayalım daha iyi. Her hafta hakem hatası konu... Ya mesela abi, Premier Lig'de korkunç hatalar yapıldığında... Evet. Mesela abi o zaman Alman hakemler gelsin deniyor mu? Ha çünkü hata izole olduğunda hatadır. Hepimiz her işi yapan her insan bir devlet başkanından işte öğretmenine kadar hata yapıyor işini yaparken. Bu hatanın büyüklüğüne bağlı. Anlatabiliyor muyum? Ve sürekli büyük hatalar yapılıyor ve kaderiyle oynanıyor hani. Bugün o yüzden küfür etti dediğinde o güvendiremezsin. Hiçbir Fenerbahçe'yi güvendiremezsin. Çünkü kendi adamı daha sempatik gelir. Anlatabiliyor muyum? Ama ben ama bu hakem etrafını sarıp öyle söyleyeyim ya. Yani bak hakem etrafını sarıp itiraz edilmesi hakeme güvenilmediği için yapılmıyor ki. Ortamı genel normal değil abi. Başka bir yere çekeceğim de Fenerbahçe Divan Başkanı bildiri paylaşıyor. Fenerbahçeli avukatlar Kadıköy'ün belediye başkanı Fenerbahçeli olsun. Normal mi bunlar? Normal ruh halleri gibi mi geliyor size? Oğlum ben bununla ilgili yazı yazdım ama herifin biri bana var ya demediğini bırakmadı bir tane akıllı. Ya dedim ki bak ya çok basit abi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Abi Galatasaraylı da olmamalı. Yani X bir belediyenin başkanlığının kıstası Galatasaraylı da olmamalı. Abi Fenerbahçe ya bunu Fenerbahçe'nin düşmanlığı değil. İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı Trabzonsporlu. Bundan sebep oy değiştiren var mı mesela? Ya da işte Kadir Topbaş bundan önce hangi takımdaydı hatırlamıyorum. Beşiktaş'lıydı atıyorum. Beşiktaş'lı diye mi oy veriyor? Ya böyle saçma sapan şey olmaz. Renge göre oy mu olur ya? Her tamamen akıl dışı bir durum var Türkiye'de. Yani futbol hani Türkiye'de her zaman çok önemli. Senin yıllık yazında vardı. En çok futboldan ilgilenen 3. ülkeymiş dünyada. Artık tamamen zıvanadan çıkmış durumda. Futbolla ilgilenmiyoruz. Tamamen polemikleriyle ilgileniyoruz. Sağ dışındaki sağdaki biz spor şeyler. Programı yapıyoruz. Sağ içindeki hiçbir şey konuşamıyoruz mesela. Yani çünkü o gündem yok. Bu gündemin olmaması da suni bir gündem yaratılmıyor da burada. Çünkü önüne geçiyor. Sürekli bir şey futbolun Türkiye'de önüne geçiyor. Ülkede hakem dövüldü. Hakem dövüldüğünü mesela
normalleştirmeye çalışan taraftar grupları oldu. Onun dışında mesela maç bitmiyor. Konuşulmuyor bile Türkiye'de. Ne oldu işte tatilde Uğurcan üçlü çektiriyor maçtan sonra. Yani öyle öyle bir popüklük var yani şey hani hiçbir mantığa sığmayan ve her sezon kötüye gidiyor. Türkiye'deki bak bir kere şu saptamayı bir yapalım. Türkiye'de futbol sever yok. Türkiye'de herkes başarılı olmak istiyor. Tamam yani sen hiç kimse kulübünü sen Fenerbahçe'yi işte İlhan Kocaeli Spor'u ben Diyarbakır Spor'u Diyarbakır Spor, Kocaeli Spor, Fenerbahçe olduğu için sevmiyoruz abi tamam mı? Başarılı olduğu için seviyoruz. Başarılı olmadığı zaman onda taraftarlar tribüne gelmiyorlar. Ne oldu abi işte Bursa Spor'un efsane seyircisi bilmem ne abi bomboş tribünler oynuyor. Nerede? Git İngiltere 2. ligine, git İngiltere 3. ligine, git Alman Bundesliga 2'ye falan bir bak. Maçlar yayınlanıyor işte abi. İzleyin abi. Adamlar 35 bin 40 bin kişi oynuyor. Başarılı olduğu sürece var abi herkes tamam mı? Ve ne yazık ki başarısız olan da üzerindeki o başarısızlık şeyini küfesini bir başkasının sırtına çok güzel yüklüyor. Yoksa hakeme güvenim abi ben burada geçen sene bin kere hakem söyledim abi. Bak sorun ne biliyor musun? Sorun şu abi. Mete isim de vereceğim ben açık açık. Mete Kalkavan gibi bir hakem hakemlikten el çektirildi. Tam bak bu özet budur abi. Sonra bu arkadaşa görev verildi. Halil Umut Meler'e saldırı düzenlendikten sonra hakemler adına namus konuşmasını Mete Kalkavan yaptı abi ya. En yapmaması gereken adam yaptı ya. Ya gerçekten yani ismen veriyorum. Ya Mete Kalkavan hakem değil abi. Yani hakikaten ben ısrarla bunu söyledim. Kaç kere söyledim. Bak Türk futbolu ne yazık ki kanıtlarımız yok. Afaki olarak konuşuyoruz ama ben Türk futbolunda bir temiz eller operasyonu yapılsa inanılmaz derecede şikeye, inanılmaz derecede bahis şikesine boğulduğunu düşünüyorum. Bunun kulüp başkanları, hakemler, herkes yani ben mesela o Faruk Koca'nın saldırısının 1-0'dan 1-1 olan saldırının abi hiç kimse ortada fahiş hatalar yokken 200 metre koşup abi beraberlik golünden sonra saldırmak ben bambaşka şeyler olduğunu düşünüyorum. O benim kötü niyetim olarak kalsın. Ama Türk futbolu neden bu halde diye soran olursa şu örneği veririm. Faruk Koca denen adama 5 maç ceza verilmesini gösteririm. Sonra Faruk Koca için şeyin Ankara Gücü'nün işte abi senin başkanın abi şeye saldırmış. Faruk Koca Emre Belezoğlu Faruk Koca övüyor abi ya. Hiç olacak iş mi abi? Gözünü seveyim. Yani bu adamın futboldan yok edilmesi gerekirken tamamen neye bırakıldı biliyor musun? Nadas'a bırakıldı. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki 2 hafta sonra fotoğrafını çektirecek. Faruk Koca çıkacak 15 gün içinde dışarı çıkacak. En geç yaz sonuna kadar verilen ceza affedilecek. Faruk Koca yine Ankara Gücü Başkanlığı yapacak. Bundesliga 2 demişken bambaşka bir forvetten söz etmek istiyorum İlhan. Serdar olursa Serdar Dursun. Galatasaray'a geçeceğiz. Kaan da Serdar Dursun'dan bahsedecek büyük ihtimalle. Bahset Kaan. Efsanevi golcü. Yani bir Fenerbahçe efsanesidir. Yani bence artık dünkü maçtan sonra bir Galatasaray efsanesi Yorçuya, oldu. Hem Yorçuya hem Arena'ya dikilmesi lazım. Mesela Galatasaray'a bir gol atıp kazanmıştı. Bir de dün Galatasaray'a kazandırdı. Borcunu ödedi. Her maç Galatasaray'a çalışıyor. Bir iki Mert Hakan büyük Galatasaray efsanesi. Yani ben gol dedim. Sonra yaptı. Golü atıp CEO yaptı bir de ya. Ya bir de şimdi bundan birkaç sene önce işte biri gidip Ali Koç'a Darmstadt diye ikinci ligde bir takımın Türk forveti var bunu kimseler kapmadan sen kap falan diye akıl verdi ve bu adam Aziz Yıldırım'ı çok kızdırarak getirildi. Ali Koç'un futbolu ya muazzam. Ve bu adam öyle bir kelebek etkisini tetikledi ki dün mesela bu karar sonucunda Galatasaray bir 3 puan aldı. Evet. Yani Galatasaray için büyük şans Fenerbahçe'nin yerlileri. Orada kötü Tarkan de oynamadı olsun. Oyuna girdikten sonra. Atıyordu etkili, bir tane. İyi bir kafa vuruşu falan var. Günah çıkarttı. Tam şey işte Cristiano Ronaldo'nun müthiş bir golü böyle nani yemişti. Yine eski bir Fenerbahçe'de evet. Hatırlarsanız. Ben maçla ilgili şeyi söyleyeyim. Ben dün maça gittim. Ben böyle madde konuşacağım. Çok uzatmadan. Sonra
derbiyle ilgili minicik bir şey söyler bitiririm. Bir, Galatasaray'ın benim gördüğüm en kötü maçıydı bu. İç saha maçıydı. Deplasmanlarda buna benzer kötü oyunlar birkaç kere oldu ama bu benim gördüğüm en kötü iç saha maçıydı. Şimdi Aralık'ın 21'ine geldik. Aralık 21'deyiz ve Galatasaray hala bir oyun sistemi çok yaratabilmiş değil. Ben bunu hep abi ben oyun sahada kim var bakmam. Yanda hoca kim ona bakarım abi. Yani oyunun sorumlusu benim için abi şeyden çok oyuncudan çok ne yazık ki şeydir. Antrenördür. Çünkü şöyle bir şey var. Yani böyle bir şey olmuş gibi vahiy inmiş gibi aynı sistemle ısrarla oynamak, hiç değişiklik yapmamak, mesela bir orta sahayı üçlemek yok. Ya illa mesela 4-2-3-1 falan gibi bir dizilişle mi oynamak zorunda Galatasaray? İki, dünkü maçta da aynı şey oldu. Bundan evvel de aynı şey oldu. Abi mesela Icardi 90 dakika oynamak zorunda mı ya? Hakikaten ben merak ediyorum. Ben adamı dün akşam dün maçta özellikle izledim. Ya net bir adamın bir sorunu var. Sakatlık sorunu var. Bileğini tuttu. Kaç pozisyonda gördüm. Eğilerek bileğini tutuyor. Yani kameraya geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama ben sahada zaten izlerken sardı da vardı. Ben sahada izlerken gördüm. Eğilip bileğini kontrol ediyor. Şimdi abicim bu adam sakatsa abi bize mesela yapamıyor, tamam mı? Her zaman yapmaya alıştığı şeyleri yapamıyor. Bu arada da ya geçen sene söylemiştim ben bunu. Ya bu adam formsuz dönemleri de olacaktır. Sakat olmasa da bir sorunu sıkıntısı olmasa da. Mutlaka hiç kimse sürekli 100 bayram üzerinden 90-100 arasında oynayamaz. İnişler, çıkışlar olacaktır. Ama şimdi adamın oynayamadığını görüyorsun. Abi çıkart 60'ta mesela. Onu çıkartmadığı için şöyle bir şey doğuyor abi. Oyuna bakan buyu alıyorsun. Sonra işte Tete'yi bilmem kime alıyorsun. Icardi'yi de oyundan çıkartmıyorsun. Abi orta sahan da zayıf kalıyor. Bütün orta sahayı Karagümrük'e verdi. Yani Kaan söyledi. Ben istatistik olarak %62'ye... Minota'da %60'a vurdu Karagümrük. Abi bütün orta... Çünkü sadece Karagümrük oynamaya başladı ve şeyi görüyorsun, tamam mı? Orada ben mesela Kaan Ayhan'ı almamasını asla anlayamadım. Çok geç aldı. Evet, çok geç aldı. Yani... yani bu adamı çıkart abi. Bakan boyu öyle al ya da kimi alacaksan... oyuna girecek adamı ben tayin edemem ama en azından oyundan çıkacak adamı görebilirsin. Çok ezber değişiklik yapıldı. Mesela ben Kerem Demirbay'ı çok beğenen bir adam değilim ama dün Galatasaray'daki en iyi oyunu oynadı. Üstelik mesela ilk yarı çok iyi değildi ama ikinci yarı bence çok iyiydi. Adamı çok iyi kere çat dedi oyundan aldı abi. Hiç anlamadım yani. Eğer fiziksel bir sorun varsa bilmiyorum ama adamı iyi oynarken çıkartmak bana çok garip geldi yani. Üçüncüsü şimdi Galatasaray'ın attığı gol bir şans golüydü. İşte Kerem Demirbay vuruyor. Kaleci topu yakalayamıyor ve Kerem şey yapıyor. O pozisyonun başlangıcını izleyin. Kerem ters kanatta orta sahada o topu aldı. Ve pres yaparak aldı. Kerem oradan topu aldı, taşıdı. O ileriye kadar götürdü. Bir yerde kaptırıldı, tekrar aldı Galatasaray. Ve işte Kerem Demirbay şut çekti. Kerem de tamamladı. Abi tekrar söylüyorum, Türkiye'de özellikle Galatasaray, yani başka taraftarları bilemem, ilgilendirmiyor. Galatasaray taraftarı için söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu'nun muhtemelen değerini Galatasaray'da Kerem gittikten sonra anlayacaklar. Çünkü çocuk saha içinde acayip pres yapıyor, top kazanıyor. Gerçekten çok etkili bir şekilde, şey değil öyle, yalandan değil. Mesela şeyi gördüm, Ziyech'in birkaç koşu vardı, güya savunmaya yardım ediyor ama bu kadar yalan. Sadece öyle eşlik ediyor yanında yani. Kerem top da kazanıyor yani. Sadece gol yani. 3 tane gol kaçırdı, 5 tane gol kaçırdı diye abi. Yeter hakikaten yani. Bu adamların işte Instagram bilmem ne hesaplarının altında yeter artık çek git filan ya. Bir de hakikaten Türkiye'de taraftarlık iğrenç bir hale aldı. Zaten kötüydü. Biz hiçbir zaman taraftar olmayı beceremedik. Ama daha da beter bir hale almaya başladı. Bir de Kerem bunu hak etmiyor. Yani ben şey değilim abi, futbolcu eleştirir abi, herkes eleştirir. Yani bu ülkede Cumhurbaşkanı da eleştirirsin, işte ne bileyim başka ülkenin yönetenini de eleştirirsin. Teknik direktörünü, futbolcuyu da eleştirirsin. Ben öyle ya taraftar bilmem ne, taraftarlığını bilecek. Yok abi yani maça gidiyorsun eleştiririm yani. O da eleştirebilir. Islıklar, yuvalar yapar yani taraf. Ama bu... Yani bunun hakkı Kerem değil abi ya. Sahada inanılmaz mücadele ediyor. Bir de
Torreira'yı kırmızı, dün akşam iki tane pozisyon yaşandı. İrfan Can da değil mi kaptan çıktıktan sonra, Tadic çıktıktan sonra. Evet. Torreira bir penaltı pozisyonu vardı. Zımbır zımbır itiraz etti. Sarı kartı vardı. Kerem geldi itti abi. Sen ne yapıyorsun dedi. Olay yerinden uzaklaştırdı. Fenerbahçe'de aynı şey. İrfan Can pozisyona ne kadar yakındı? Var mı o karenin içinde İrfan Can? İrfan Can 10 metre. Türkiye'de garip bir kaptanlık algısı var. Çünkü giderse kart görüp ceza alacak. Abi giderse de kaptansın abi. Olur mu öyle şey? Yok işte Türkiye, Ceko abi, kaptandı. Ben İrfan Can kim hafta abi kaptan olacak? Ben hiç şeyi anlamam abi. İşte bir takım en eski Türk oyuncu. Ya abicim bütün dünyada böyledir abi. Takım kaptanları lider ruhlu adamlardan çıkar ya abi. Bırak, tamam mı? İrfan Can ya da geçen sene olsa Mert Hakan kaptan olacaktı. Tamam işte onlardan kaptan olur mu? Ondan da olmaz, ondan da olmaz. Şeye geldik. Ben İrfan Can 4. kaptanım ne Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam. Abi ben 88. kaptanı yapmam. Yani voleybol takımından birini kaptan yaparım daha iyi abi, öyle söyleyeyim yani. Eda'yı kaptan yaparım, onu çıkartırım. Bu arada Torreira'nın da oradan geldi laf. Yine Fenerbahçe'yi araya kattınız yani, rica ediyorum. Torreira'nın kırmızı kart. Çünkü çok şiddetli itiraz ediyordu. Direkt geldi ve itti. O açıdan hakikaten Kerem'e çok büyük haksızlık. Şimdi tekrar söyleyeyim ya, Galatasaray dün şeyde yazdım, bunu burada da tekrarlayacağım. Abi Galatasaray neye benziyor biliyor musun? Şey vardır abi. İnanılmaz bakımlı, çok güzel kıyafetler giymiş, saçları çok güzel olan bir kadın, ama kadın çirkin abi. Yani Galatasaray futbol takımı tamamen onun gibi gözüküyor. Üzerindeki kıyafet çok güzel, çok bakımlı, çok makyajlı işte. Her şey dört dörtlük ama abi çirkinsin. Ya Galatasaray'ın oyunu da hakikaten, ya dün benim gördüğüm oyun, yani evet herkes şey dedi ya 3 puan derbi dönünce, abi derbi dönünce 3 puan da kusura bakma, oynadığın takım Karagümrük abi, gözünü seveyim. Yani bu Karagümrük'e karşı her maçı böyle savunamazsın, tamam mı? Ya olsun 3 puan falan diye savunamazsın. Oyunu da göstermek zorundasın. Bir takım Galatasaray'ın oyunu, Ocak ayına geldik ve hala o olgunluğa erişemedi ve devam da ediyor yani. Çünkü şöyle bir sorun var. Mesela Zaha yedekten girince oyunda yok, tadı yok yani. Ziyech mesela oyunda olduğu zaman bekliyorsun ki bir şut çeksin, bir şey. Yani mesela Ziyech'in çok erken çıkartılması lazımdı. Mertens mesela hakikaten ben mesela 45. dakikada oyundan çıkartmıştım. Ya devre bittiği anda çıkartmıştım Mertens'i. Yani oyunda kalması çok ziyandı yani. Çünkü fizik olarak yeterli değil. Oyun içinde kaybolmuştu. Icardi niye oyunda, demin söylediğimiz gibi belliydi. Ya kimileri diyor ki işte mukabelesinde 90 dakika oynar şeyi var. Var mıdır yok mudur bilmiyorum ama işte Türkiye'de muhabirlik olmadığı için, herkes muhabirler de taraftar olduğu için bunun birisini araştırması lazım. Sonuç itibariyle şimdi derbiye geleceğim. Ben derbinin yani bir şekilde beraberliğe bağlanacağını düşünüyorum. Süper Kupa'nın değil ama Süper Kupa'da en nihayetinde bir kazanmak olacak. Zorunda. Onu da böyle sürekli beraber. İki kupa getiriyorlar. Sürpriz. Ya yapabilseler yapacaklar da bir şekilde beraber. Öyle çok bir böyle açıklama vardı çok anlamsız zaten. Bir şey olur. Atıyorum Süper işte. Yetekine. Hoş onları da yaşadık. Son adam geçen sene şeydi değil mi? Luan Perez miydi? Aa şey diğer. Paolo Heinicke. Ha Paolo Heinicke. Son adam çat diye kırmızı kart olması lazımdı. Vermedi. Öyle bir çok erken bir kırmızı mırmızı olursa onda da hoş dengelemeye çalışırlar ama ben böyle bir şekilde abi bu maçı biz bir beraberliğe bağlayalım. Aman ne şiş yansın ne kebap olacağını düşünüyorum. Ama işte programda da konuştuk bunu. Yani kim kazanırsa, ne Fener kazanırsa da Fener şampiyon olmayacak. Galatasaray kazanırsa da Galatasaray şampiyon olmayacak. Daha lig devam ediyor. 17 hafta var. Daha köprünün altından bol sular akacaktır. Devre arası bence belirgin bir şey olacak. Çünkü Galatasaray hamleler yapacak. Muhtemelen artık elini cebine atmak zorunda kalacak. Annenin öyle yollar ayrılacak. Çünkü Endombele muhtemelen gidecek. Bu arada da Endombele dün en diri halinde gördüm. Çok güzel gördüm bir pas yani. Çok da güzel pas verdi Boya'ya. Takılıyor. Efendim? Ya adam ya şey çok açık. Bak ben bir iddiada bulunayım mı? Kimsenin umurunda değil ama en azından üçümüz arasında bu olur. Bak Fransa'ya gitsin o adam futbol oynayacak. Adam burada oynamak istemiyor. Çok açık belli yani. Çünkü böyle özellikle mesela
Herkes adamın yemek yemesinden şikayetçi. Herif soyunma odasından çıkarken yemek yiyor filan. Şeyden maç bitimi, koridordan çıkarken. Şey çok özellikle iki maç önce dişleri. Evet, özellikle yapıyor artık. Onu söylemek lazım. Abi yani. Ben de depresif olduğum zamanlar kendimi hep yemeğe vuruyorum. Büyük ihtimalle Ndombele de öyle bir şey. Abi ben de mesela hiç yemiyorum ben abi. Ben de yerim depresif abi, olduğum zaman. Abi hepiniz yiyor musunuz? Ben mesela hiç yemem. Ben zaten belli, üzgün olduğum zaman direkt surat ekstra gelirim ya. Sivilcelenir öyle gelirim. Ya derbiden çok bir şey beklemiyorum. Açıkçası bu kadar gergin bir ortamda futbol adına da bir şey beklemiyorum. Çünkü artık Türkiye'de futbol konuşmuyoruz. Biz bambaşka şeyler konuşuyoruz. Tekrar aynı yere geliyorum. Hakemler de insandır, hata yapar diyorum yani. Zamanında bu işlerin faturasını çok güzel kesebilecekken o treni kaçırdılar. Şimdi herkes kendine yontmaya çalışıyor. O yüzden de futbol beklentim de yok. Tek beklentim ne biliyor musunuz? Tek beklentim hiç hakem tartışmayalım. Yani öyle bir maç olsun ki o ona pas atsın, o ona pas atsın, hiç tartışmayalım. Ben tam aksi 8 kırmızı kartlı falan bir derbi istiyorum. Ya. Böyle eski o 2005'lerin derbileri gibi. Herkes mesela bir takım 8, bir takım 7 oyuncuyla bitirsin. Kırmızılar havada uçursun. Umarım UEFA'dan men edilir Türkiye. Herkesin aklı başına gelir. Ben çok isterim ya. Yani bunu ciddi ciddi istiyorum çünkü... Kimsenin bir kere futbola dair bir karar alacağı yok. Onu görüyoruz yani. Bu sadece Mehmet Büyükekşi. Mehmet Büyükekşi değil de işte Serdar Büyüktatlı olsun, o da aynı şey olacak. Hiç fark etmiyor yani. Gerçekten öyle. Hiç önemi yok abi. İsmin hiç önemi yok. Kim olursa doğrusunu olsun unuttum. Bu kararları alamıyor. Bak isterse Ali Koç gelsin federasyon başkanı olsun, o da yapamaz. Dursun Özbek gelsin, o da yapamaz. Çünkü karar alma yetisi yok. Bak olması gerekeni hepimiz biliyoruz. 18 kulüp diyecek ki siyasi iktidara, elinizi eteğinizi futboldan, spordan çekin. Biz kendi kendimize kendimizi yönetmek istiyoruz diyecek. Tamam. Kendi MHK'nı seçeceksin. Kendi federasyonunu seçeceksin. Federasyonda aman AKP'li bilmem kim de olsun. Aman profesyonel PFDK'da AKP'li iki isim olsun. AKP'li bilmem kimin avukatı olsun demeyeceksin. Herkes kendini yönettirecek abicim. Yani biz burada var ya bak, bütün taraftarlar boşuna aptal bir tartışma yapıyor. Çünkü sen Fenerbahçe diyorsun, ben Galatasaray diyorum, öbürü Beşiktaş diyor, öbürü Trabzon diyor. Abicim peki sen karar alma yetisine sahip misin? Oradan sana höt dediklerinde yukarıda hepiniz susacaksınız abi. O yüzden bunların hepsi saçma sapan şeyler abi. Derbiden ilgili tek söyleyeceğim şey, iki tane çok iyi takım var kağıt üstünde, iyi bir maç oynasınlar yani tek... Beklentim o. Geçen seneki derbide çok ciddi bir skek farkı görmüştük iki maçta da. Bu sefer daha karşı plan geliştirebileceğini umut edelim Fenerbahçe'nin. Ve iyi ortak bir oyun oynansın. Hakem yani dediğimiz gibi burada hani şaka değil diye şöyle, bence de beraber bitirecek bu maç. Hakem bazı dengeler gütmeye çalışmasın. Yani bir kırmızı kart veriliyorsa... Onun peşine mesela bir tane de Fener'den aramasın, atalım denmesin. Tabii. İki takımda ne var ne yoksa oynansınlar. Çünkü iki takımda 16 haftadır konuşuyor. Görelim kim daha güçlüymüş, kim daha iyiymiş, tam kimin hocası daha iyi plan üretebiliyormuş. Bunu izleyelim. Bu yani iki takım da Avrupa'da yoluna devam ediyor. Daha büyük maçlar oynayacaklardır iyi olduğu zaman yani. Ama ne olursa olsun benim takvimimde her zaman ilk işaret dediğim iki maçtır. Yani isterse konferansı kazansın benim için çok kıymetli. Abi isterse o günü amatörde çok oynasın şu iki takım, yine aynı evet, şeyi düşüneceğiz ya. O günün sabahına bir başka uyanırım her zaman. O yüzden keyifli bir derbi olmasını umut ediyorum. Yense de yenilse de tuttuğum takım keyif almayı, heyecanlanmayı ve sinirlenmemeyi, en azından hakeme sinirlenmemeyi umuyorum. Ve adına yakışan bir derbi olsun. Sağdaki oyuncuların adını taşısın derbi bu kez. Oyunculara ben onu söyleyeyim ve bitireyim. Oyunculara büyük iş düşüyor. Abi oyuncuların iyi niyetli olup olmaması hakikaten önemli. Sen sahada kendini işte hiçbir şey yokken ayağına böyle 5 metre 3 tane takla atıyorsan, işte en ufak bir şeyde hakeme 20 tane itiraz ediyorsan, o zaten bak ona sen başladığın an, ya sen derken Galatasaraylı başladığı an Fenerli de yapıyor, Fenerbahçeli başladığı an Galatasaraylı de yapıyor. Oyuncuların iyi niyetli olması lazım. Bu biraz şeyden kaynaklanıyor. Yani İşte Dzeko aynı itirazı İngiltere'de yapamıyor. Icardi aynı itirazı İtalya'da yapamıyor ama abi geliyorsun abi burada görüyorsun, tamam mı? Ortamı görüyorsun. Herkes ona uyuyor. İyi niyetli olursa futbolcu hakikaten yani en önemli şey o. Çünkü futbolun asli unsuru abi bu adamlar.
Onlar iyi niyetli olduğu zaman sen ne yaparsan yap, hakem ne kadar kötü niyetli olursa olsun o kadar götüremezsin maçı yani. O yüzden futbolcuların olabildiğince şey olması lazım. İyi niyetli olması lazım. Ya maçı kestirmek çok zor. Hem hakem açısından hem de maçın gerilim mi açısından maçın kestirmek çok zor. Maçın yazısı Hatice Karaoğlan olur. Ben Hatice Karaoğlan'ı bekliyorum bir daha söyleyeyim hakem olarak. Başka ben, gördüğüm hakem yok. Galatasaray'ın favori olduğunu düşünüyorum maçta. Ama yani kestiremiyorum. Maçta olacak şeyleri kestiremiyorum. Ama Galatasaray favori diyorum. Derbilerde favori olmaz. Valla dünkü oyunlar Galatasaray'ın çok diyorum. Favori Galatasaray olabileceğini çok, sanmıyorum. Galatasaray çok iyi oynamıyor evet ama Okan Buruk'un önemli ve büyük maçlardaki planları ve İsmail Kartal'ın birazcık daha oralarda çözüm üretmekte zorlanmasından kaynaklı olarak hani böyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Benim biraz göreceğiz. Daha uzarsa kalorifer şakası falan yapsak İlhan. Bence burada keselim. Hocama bazı seviyesiz şeyler deniyor. Yani ben gördüğüm şeyi söyledim. Bakalım artık. Ağzınıza sağlık. Bir daha görüştüğümüzde. Evet, pazartesi Akkök, Karakök belli olmuş olacak. Evet. Hadi bakalım. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi haftalar herkese. Salı pazarında haftanın öne çıkan konularını konuştuk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.